Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Honor'un orta sınıfın en iyisi diye lanse ettiği yeni telefonu Honor X9a'ya bakacağız. Ben bu telefonu yaklaşık 3,5-4 haftadır kullanıyorum. Kutusunu bir ay önce falan açmıştım. Dilerseniz önce kutu açılışıyla başlayalım. Ondan sonra gelip burada nasıl kullandım, ne oldu, ne bitti her şeyi anlatayım. Evet, cihazımızın kutusu bu şekilde. Bendeki lansman rengi yeşil olanı sağ tarafında yine Honor X9A yazıyor. Tepesinde Honor yazıyor. Yine sol tarafında X9A yazıyor. Yine arkasında TÜV, yani bu göz sağlığı sertifikası olduğunu söyleniyor. Yine bu yazıların, baskıların soy inkle olduğu söyleniyor vesaire. Biz kutumuzu açıp içine bakalım. Şöyle açtım. Evet, cihazımızı ayıralım. Adaptörümüz çıktı. Şöyle USB tip A girişi 40 watt'lık bir adaptör. Yine kablomuz var. Bir tarafı USB tip A, diğer tarafı da USB tip C'dir. Şöyle yine göstereyim. Şöyle turuncu uçları var. Burasında ise fikfikimiz çıkıyor. Kitapçıklar çıkacak. Bendeki önden gelen demo olduğu için kitapçık çıktı ama siz alırsanız kitapçığı da içinde oluyor. Evet, cihazımıza bakalım. Ay, şunu ben bir sökeyim bir saniye. Evet, cihazımızın rengi bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi şöyle halkalı bir tasarım var. Ortasında Matrix yazıyor. AI Vision kamera yazıyor. 3 tane kamerası. Altta da flash'ı konumlandırmışlar. Sol tarafında herhangi bir tuş vesaire sim kart girişi hiçbir şey yok. Tertemiz. Tepesinde yine herhangi bir şey yok. Sanırım burada bir kız ötesi var. Yine düz bir zemin yapmışlar. Şöyle hatta biraz daha yaklaştırayım. Sağ tarafında ise ses açma kapama ve power tuşumuz var. Onu da şöyle göstereyim. SIM kart girişimiz altta, Type-C girişimiz burada ve hoparlör çıkışımız da burada. Yine ekrana gömülü bir şekilde kameramız var. Hazırsanız cihazı açıp kurulumunu yapıyorum. Evet, Magic UI 6 var içerisinde arayüz olarak ve Android 12 ile beraber geliyor. Bu arada ben kurulumu yaptıktan sonra birkaç gün kullanacağım. Ondan sonra gelişip kamera karşısına sizlere aktaracağım. Ben şimdi kurulumu yapayım, birkaç gün kullanayım, ondan sonra beraberiz. Evet, dilerseniz telefonun tasarımıyla başlayalım. Dediğim gibi bu telefon bayağıdır bende. Benim gözüme ilk çarpan, şimdi arka tarafı böyle parmak izi tutmuyor. Yani normalde bende şöyle bir huy var. Kendi telefonumda, kendi kılıfımıyla kullanıyorum ben. Çok parmak izi tuttuğu için telefonumu cebimden çıkarırım. Hep böyle tişörtüme, işte gömleğime, sweatshirtüme falan sürte sürte böyle yaparım. Bunda hakikaten sıfır parmak izi var. Bu çok böyle düzgün hissettiriyor. Bu gerçek. Çok temiz hissettiriyor. Arka tarafı plastik ama rengi, dokusu, yapısı hiç böyle çok basit bir şekilde durmuyor. Bunun altını çizeyim. İkinci olarak da telefonun boyutu biraz büyük ama ağırlığı 175 gram. Yani boyutuna göre hafif bir telefon. Benim kullandığımdan kat kat daha hafif bir telefon. Ayrıca çok da ince. 7,9 mm inceliğinde ya da kalınlığında. Ama Honor burada bir şey yapmış. Daha önce işte bu incelikte kasalarında maksimum 5000 mAh pil kullanmış. Bunda 5100 mAh pil kullanmış. Ve gerek kullandığı pil, gerek işlemcisini vesaire derken güzel bir kombin yapmışlar. Bu cihazın pil ömrü 2 güne kadar gidiyor diyor Honor. Ben bunu cidden kullandım. Yani şirket attım takılı, bir de böyle hani video fotoğraf çekeceğim, inceleyeceğim diye orada kullandım. Yeri geldi bir kafeye gittim, tabletime mobil internet bağladım vesaire vesaire. Sabah %100'den aldım. Genelde akşamları 8-9 gibi eve anca gidebiliyorum trafikten vesaire. %40'ı gördüm, 45'i gördüm. Bazen o gün çok fazla kullanmadım, %60'ı gördüm. 2 gün rahat rahat gittiğini ben de söyleyebilirim. Kaldı ki Dioxomark markası biliyorsunuz doğrulanmış pil ömrü testi yapıyor ve altın etiket alıyor. Yani diyor ki evet Honor 2 gün diyor, biz de test ettik ve bu cihaz pil ömrü 2 gün gidecek şekilde tasarlanmıştır demişler. Hakikaten pil ömrü çok çarpıcı geliyor. Abi peki telefonda Google servisleri var mı? Var, var. Honor'da var zaten. O başka şey var. Onlar başka şey. Bu arada hani eğer merak edilecek bir şeyse de tekrar altını çizeyim. Bütün Google servislerini aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde sıkıntı vesaire bir şey yok. Aklınıza böyle soru işareti geliyorsa altını çizerim tekrardan. Bilginiz olsun. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim pil konusunda. Soğuk illerde yaşayan arkadaşlarımız çok daha iyi bilir. Bu cihazı soğuk hava testi de yapmışlar. Yani -30 derecede pil %60'dayken yarım saat boyunca işte dizi izlemişler, oyun oynamışlar vesaire. Yarım saat boyunca ekran kullanılmış, yani telefon kullanılmış. Yarım saatin sonunda -30 derecede pil sadece %7 azalmış. Yani %60'tan %53'e düşmüş. Bunu da altını çizeyim. Bir kere bana şey olmuştu. Tabii bu ara bayağı yani 2015 yılında falan. İstanbul'da böyle bir kafe oturmuştum. Buz gibi hava. İşte kahve içiyoruz. Mermer masaya koydum telefonu. Bekliyorum böyle. Kimse gelmiyor. Arayan soran yok. Allah Allah falan yapıyor. Arayın dedim, telefon kapanmış soğuktan. Yani bu özellikle soğuk illerde yaşayan insanlar için çok önemli bir konu. Onun da altını çizeyim. Bu cihazın globaldeki işte Instagram hesabındaki Honor'un globaldeki falan bütün reklamlarını gördük. Keza işte
bizim ülkemizde inceleyenleri falan görmüşsünüzdür. Ekranı aşırı derecede sağlam bir ekran koymuşlar. Yani işte ceviz kıran var, fındık kıran var, bir şeyler yapanlar var. Bu ekrana ayrı bir dayanıklılık katma gereği duymuşlar. Yani orta segment bir telefonun ekran sağlamlığına önem vermesi bence iyi bir şey. Hani ekranı sırf böyle ekstradan kalın bir jelatinle daha da kaplayıp gönderebilirlerdi. Bu daha uzun ömürlü yapan bir şey. Bu arada ekran sağlam falan dedik de yani tek numarası bu değil. Ekranımız 6.67 inç, AMOLED, 2400'e 1080p ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran. Ayrıyeten bu telefonda da 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı var. Dokunmatik örnekleme hızı şu demek arkadaşlar. İkimizde de telefon var ve PUBG Mobile'da karşı karşıya geldik diyelim. İkimiz de Sniper'ı açtık. O benim kafaya tuttu, ben onun kafaya tuttum. Telefonlar aynı. İşte 120 Hz diyelim ikisi de. Ama benimki 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Honor var. Karşı taraftaki rakibimde de sallıyorum 160 Hz dokunmatik örnekleme hızı olan bir cihaz var. İkimiz aynı anda tetiğe bastığımız anda, eğer tabii bütün bağlantı şartlarımız vesaire eşitse, ben vurmuş oluyorum. Yani benim telefonum daha önce algılıyor. Örnekleme hızı yüksek olduğu için. Bunun da altını çizeyim. Eğer böyle mobil oyun düşkünüyseniz vesaire, bu işinize yarayacak bir özellik. Bu arada telefonu kullandım. Hani yeri geldi maç özetleri de izledim. Yeri geldi dizi de izledim. Şunu söyleyeyim. Bir AMOLED zaten. 1.07 milyar renk şeyini destekliyor. Ekranı hakikaten gerek renk olsun gerek doygunluk olsun cam gibi. Güneşin altında çıkıp baktım. 800 nit'e kadar parlaklık değerine sahip. Bence segmentine göre iyi. Ne çok fazla 800 nit parlaklık değerini desteklemesi ne de orta seviye. Bir tık böyle yukarıladı. Normalde işte 500-700 bant arası. Güneşin altında net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada hani merak edenler için de ekran gövde oranında %93. Yani sırf böyle ceviz fındık kırıyor diye ekran güzel demiyorum. Hakikaten bu fiyat bandında bu şeyde bulabileceğiniz en iyi ekranlı telefonlardan birisi, hatta ilk 3'te rahat rahat olur. Bu arada hani bütün gün ekrana bakarsak vesaire, hepimiz yani benim mesela ekran kullanım sürem 12 saat. Yani yarım gün. Hadi benim işim gereği diyeyim. Göz sağlığınıza oldukça da faydalı bir ekranı var. TÜV sertifikası var. Mavi ışık filtre sertifikası var. Ayrıca ekran titremesini azaltmak için sektördeki en üst teknolojilerden bir tanesi kabul edilen 1920 Hz PWM karartma teknolojisi diye bir teknoloji var. Bu teknolojide kullanmış burada Honor. Yani hakikaten ekran böyle bakınca hiçbir şekilde rahatsız etmiyor sizi. Gözünüzü de yormuyor. Bunun da altını çizmem gerekiyor. Evet, gelelim kameraya. Ben bu telefonu kullanırken elimde gören herkes dedi ki, aa işte bu nasıl şöyle yuvarlak, gördüler ya burayı. Hani böyle değişik bir cihaz gibi geldi baktı. İlgi çekiyor dizilim açısından. Bence ortadaki boşluk bir tık fazla olmuş. Daha böyle bir şekil şuklu ya da komple siyah kaplanabilirdi gibi geliyor bana. Ama kameralarımız genel olarak, şu an zaten videolarının fotoğraflarını göreceksiniz. Bence gayet yeterli, hatta bir tık da bazı özellikleri bakımından iyi. Renkleri canlı alıyor. İşte diyaframı 1.8 mesela ana kameranın. Ana kameramız 64 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Diyaframı bu klasmandaki, bu fiyat bandındaki cihazların çoğuna göre düşük. Diyafram düşük olunca ne oluyor? Bilmeyenler için anlatıyorum. Daha fazla ışık alıyor kamera. Yani gerek düşük ışıkta, gerekse böyle puslu havaları diyeyim, daha doğru renkleri algılayabiliyor ve güzel fotoğraflar çekiyor. İkinci kameramız 5 megapiksellik bir geniş açı kamerası. Bu f2.2 diyaframa sahip. Bir de 2 megapiksellik bir makro kameramız var. Ben 2 megapiksel makroyu bir tık böyle, hani artık bu 2023'te biraz bir tık böyle şey düşük buldum, ama çektiği fotoğraflar ortada çok da böyle ekrandan gördüğüm kadarıyla diyeyim kötü fotoğraf çekmiyor. Siz bakalım videoda nasıl göreceksiniz. Ayrıca selfie kameramız da ekrana gömülü bir şekilde geliyor ve 16 megapiksel f2.5 diyaframa sahip. Kamerada birkaç böyle güzel menü var, onlardan bahsedeceğim özellikle video konusunda. Şu anda çoklu video modunu deniyorum. İşte üst tarafta arka kamera var. Alt tarafta da ön kamera açık. Şu an tam karşımda güneş var. Burada şöyle biraz daha dengeli bir görüntü yapayım. Köpeğimi gezdiriyorum şöyle. Bagi, bana bak. Oğlum. Bakmadı. Şimdi şunu anlatayım. Cihazımız ön kamerada, arka kamerada sadece 1080p 30 kare video çekiyor. En azından arka kamerada 1080p 60 kare olmasını isterdim. Fotoğraf konusunda bir şey söyleyeceğim. Yapay zeka özelliği var işte. Cihaz şeyleri tanıyor işte. Nesneleri tanıyor. Arabayı mesela çok hızlı tanıdı benim. Arabaya oturdum. İşte fotoğraf çekildim mesela. Kadraja sadece bir halka direksiyon gözüküyor. Başka hiçbir şey yok ama. Ne arabanın içine cam olduğu belli, ne dikiz aynası gözüküyor. Onu direkt tek böyle direksiyonun yarım çemberinden direkt böyle araç içi diye aldı mesela. Sonra arka plana böyle tıkladım, işte zoom yaptım, gökyüzünün maviliğini aldı. AI kısmı iyi tanıyor. Ama mesela benim köpeğimi kedi olarak gördü. Kulakları çok dik diye. French Bulldog var bende. Ama bir tık böyle büyük bir köpek olunca o da köpek olarak gördü. Orada ben biraz köpeğim açısından bir tık üzüldüm. Portre modu gayet iyi çalışıyor, yerinde çalışıyor. Zaten örneklerini çekip koyacağım. Ön kameraya geldiğimizde fotoğrafta düşük ışıkta çok böyle yani 2.5 diyafram. Zaten örneklerini göreceksiniz. Çok 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 iyi diyemeyeceğim. Yani orta üst arası fotoğraflar çekiyor. Ama flash desteği alırsanız ön kameraya, ekranın yanlarını şöyle aydınlatıyor. Şöyle göstereyim. Bir halka çıkıyor.
ve gayet de böyle aydınlık fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunun da altını çizeyim. Yani genel olarak kamerayı toparlayayım. Mesela renkleri bana canlı geldi. Ben bir balıkçıya gittim işte. Hatta videosu da var, onu da koyacağım. Mesela balıkların böyle hani çok canlı geldi gözüme. Çektim. Honor yeni çıkarmış bunu. Honor. Renklere bakayım da. Dur abi ışık yetti. Yok tam tezgah neyse o ya. Bu pisiyle kalkanın farkı ne? Abi farklı bir balık. Aynı familya yakın birbirine ama... Bu dili balığına daha yakın herhalde değil mi? Şey aşağı yok. Yukarı aynen. Büyümesiz yani. Öyle büyümesi yok. Gibi şey olmuyor. Bilmeyene bunu da iteliyorlardır herhalde. Çok abi aşağı var. Tabii canım. Fotoğraf şu an karşımda. Renkler vesaireler oldukça canlı gözüküyor yani. Hakikaten detayları da güzel. Gayet böyle hani temiz, güzel bir şekilde çektik. Gece modu bu arada bence başarılı. Birkaç böyle gece modu fotoğrafları da koyacağım. Yani şöyle söyleyeyim hani... Birçok telefonda bazen denemişsinizdir kendi cihazınızda varsa. Akşam fotoğraf çekersiniz normal. Bir de onu gece moduna alınca o böyle gökyüzü hani ekstra böyle bir patlar. Hani sanki mavi değil de beyaz olur böyle. Çok böyle basar orada filtreyi cihazlar. Bu telefonda öyle bir şey yok. Mesela bir fotoğraf çekeyim. Gece modunu yaptık. Bir tık daha böyle aydınlık gibi geliyor. Hani şey değil. Filtreli değil. Sanki ışık açılmış gibi geliyor. Ben yine fotoğrafları koyacağım. Demek istediğimi oradan anlayabilirsiniz. Hani çok yapay durmuyor gece modu. Çok doğal duruyor. Onu demeye getiriyorum. Yine ben bütün örnekleri koyacağım. Kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Kamerayı burada kapatıyorum. Evet, oyun testimize Call of Duty ile başlıyoruz. Şöyle bir sıcaklık ölçümü yapayım. 32.1, 31.2. Şöyle arkaları ölçelim. 31.4, 31.5 derece. Nereden doğdum ben ya? Hızlı bir şekilde PUBG'ye geçtik. Çok kısa sürdü Call of Duty. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani oyuna devam ediyoruz. Call of Duty ile başladık. PUBG'ye geçiyoruz. 20 geçe başladık. Ben tam dakikayı söyleyeceğim. Bu arada işlemcisi Snapdragon 695 ve Adreno 619 grafik birimi mevcut üzerinde. İşlemci 6 nanometrelik serisinden Snapdragon'un. Ayrıca 128 GB dahil depolama alanı var. Ve RAM'i de 8+5 yani 8 GB ama ihtiyaç duyduğu zamanlarda depolama alanından çok küçük bir miktarını 5 GB RAM olarak 8+5 yapıp 13 GB RAM'e kadar da çıkabiliyor cihazımız. Gayet iyi. Şimdi beni duyuyorsunuz lan. Alo. Bize ateş attın ya. Nereye attığımız belli değil. Ne yaptığımız belli değil. Bir düşman be. Çıkıyorum ben ya. Bir daha önce. Hadi atla militeriye ya. Atla. Ne olacaksa olsun. Adam indi adam. Allah kahretmesin seni. Çabuk silah ver. Evet. Bir hızlı hızlı öldük. Tekrar başlıyoruz. Ben şimdi sizi bir rozoğu saplayayım da bir gebelin hep beraber. Nereye kaçacağım oradan ya? Oh be. Headshot vurdum bu sefer. Bot değildi bunlar ha. Hani Call of'la başladık. PUBG'ye geçtik Call of çok kısa sürdü diye. Ama oynaması vesaire ben bayağıdır oynamıyordum. Mesela ilk iki oyun patladık ama bu oyun gayet iyi gidiyorum. Ben biraz daha oynayacağım. Ama şarjı kaç? 51'di değil mi şarjı? Evet. Şu an kaçta? 45 olmuş 25 dakikada. Ama 120 Hz oynuyorum bu arada onu söyleyeyim. Tasarruf etmen gerekiyorsa 60 Hz yaparsın ya da işte otomatik geçiş yaparsın ama bende hep yüksekte kullanılıyor. Abi hepiniz nereye gidiyorsunuz kafanıza göre bilmem için takım ya. Satıyorum ben bu oyunu ya. Evet. Bu arada tam yarım saat oldu. Şöyle yapalım. 37.6 derece, 34.6 derece. Kısını çevirelim. 35.8, 34.8. Şarjı da bakayım. %51'den 42'ye düşmüş. Oyun testi bu şekildeydi. Oynaması vesaire de gayet de rahat. Ben oyuna devam ediyorum bu arada. Çıkıyorum kayıttan.
Şu an epidemikten açıyorum. Mono hoparlörümüz var. Sadece buradan ses geliyor. Ama kulaklık tarafında ise yüksek çözünürlüklü Hi-Res Audio destekli bir telefon aynı zamanda. Onu da baştan söyleyeyim. Sebebi de şu, diyor ki bunu alan adam zaten artık bir tane TVS kulaklığı vardır ya da işte Type-C'den kulaklık çeker kendine ve gerçek performansı orada Yaşar'a döndü artık sektörde. Honor da bunu tercih etmiş. Mono hoparlörümüz var ama kulaklıkta Hi-Res ses veriyor. Ben yine mono yeterli mi? Yani sesi yüksek veriyor ama dediğim gibi kulaklıkta dinlemenizde fayda var. Evet, gelelim bence bir telefonun en büyük özelliklerinden birisi olan sosyal medya testine. Şimdi bir tane TikTok videosu çekelim diyorum. Şöyle ön kameraya bakacağım. Kendime doğru aldım. Evet, çekerken de bir yandan şöyle zoom yapıyorum mesela şöyle ön kamerada. Evet, senkron bakalım. Sonra arka kameraya geldim. Yine bir şey çekerken böyle zoom in zoom out yapıyorum. Bu arada çoğu Android'de böyle TikTok'ta bu yavaşlık oluyor. Şimdi bir dinleyelim. Şöyle zoom yapıyorum mesela şöyle ön kamerada. Evet, senkron bak bir şey çekerken böyle zoom in zoom out yapıyorum. Bu arada gürültüyü filtreledim. Çoğu Android'de böyle efekt koyayım mı? Sesi net geliyor bu arada. Kaydettiği ses güzel. Evet. Çekerken de bir yandan blur koydum yüzüme. Evet. Tamam, şöyle yapalım. Bir kısım blurlu olsun. Evet. Çekerken tamam, kaydet diyelim. Bu arada hani efekt de deniyorum ki ses ekleyelim. Evet. Çekerken de düzenle diyelim. Şuradan sesi biraz kısayım. Evet. Evet. Çekerken de bir yandan şöyle kaydet diyeyim mesela. Evet. Çekerken de bir yandan şöyle zoom yapıyorum. Şu an bir TikTok'umuzu hazırladık değil mi? Sonraki diyelim. Tamam. Buraya deneme yazıyorum arkadaşlar. Deneme. Bu hesabı takip etmeyin. Benim test hesabım. Saçma sapan şeyler yayınlayabilirim. Hiç gerek yok. Evet. Çekerken de bir yandan şöyle zoom yapıyorum mesela şöyle. Ön kamerada. Evet. Senkron. Bak. Bir şey çekerken böyle zoom in zoom out yapıyorum. Bu arada çoğu Android'de böyle TikTok'ta. Şu an müziği duyamıyorsanız bilin ki YouTube'da telife takıldı. Videoyu da kaydetleyelim. Tamam. TikTok bence okey bu arada. Evet, Instagram'a gelelim. Ne deneyelim? Filtre mi? Bende de bu test hesabında saçma sapan filtreler var ya. Yani deneyebilirsin. Evet, merhaba selamlar ama filtre denerken de senkronu anlamıyoruz şu an bak. Bak mesela Instagram'da bir tık daha hızlı. Gördün mü? Ön zoom. Yani o tamamıyla TikTok'la alakalı. Bakalım. Şöyle kamera geçişe bakalım. Hızlı arkaya tıkladık. Hızlı geçti. Aa, sen de şey ol. Ünlü değil. Madara. Merhaba selamlar ama filtre denerken de senkronu anlamıyoruz şu an bak. Bak mesela Instagram'da bir tık daha hızlı. Gördün mü? Ön zoom. Yani o tamamıyla TikTok'la alakalı. Bakalım. Şöyle kamera geçişe bakalım. Hızlı arkaya tıkladık. Hızlı geçti. Aa, sen de bir şey ol. Bunu da kaydedeyim böyle. Bunu da karşılaştıralım. Ya da başka filtre mi kullansak ya? Bu filtre olmadı gibi geliyor. Abi denemek için güzel filtre. Hani zor da bir filtre ya biraz. Tamam. Hay, hadi. Başka bir şey var mı? Bir de düz bir video kaydedelim mesela. Düz bir Instagram. Evet, şu anda da düz bir Instagram Reels yapıyoruz. Şöyle hızlı geldi, hızlı gitti. İşte arkaya döndürdük. Çift tıkla demeyelim. Şöyle tekten. Ertuğrul'a geldik, geri gittik. Burada monitörümüz var. Evet, şu anda da düz bir Instagram Reels yapıyoruz. Şöyle hızlı geldi, hızlı gitti. İşte arkaya döndürdük. Çift tıkla demeyelim. Şöyle tekten. Ertuğrul'a geldik, geri gittik. Burada monitörümüz var. Burada şöyle veriyorum. Hızlı gidiyorum, geri geliyorum. Bakalım. Bunları da koyarız. Instagram performansı da bu şekildeydi. Arkadaşlar bir şey daha deneyeceğim. Bu benim için önemli, biliyorsunuz. Son zamanlarda Reels'lara sardım. CapCut performansını deneyeceğim. Telefonla çektiğim videoları, şu benim balıkçı video, gece videosu falan filan böyle ekleye ekleye sadece vapur videosu ıvır zıvır hepsini arka arkaya diziyorum. Bakmıyorum bile şeyini. Çünkü zaten 1080p 30 kare hepsi gibi gibi. Ekle yaptım. Dikine başladı. 4 dakika 38 saniyelik bir video. Bu arada bu videoyu hani yayınlamayacağım da sadece render performansını ölçmek açısından konuşuyoruz. 1080p 30 kare çektiğim için ben direkt olarak 1080p 30 kare çıktı alacağım CapCut'ta. 4 dakika 38 saniyelik bir video. Uzunluğu var. Şu an saatimi de çıkardım. Bakalım kaç dakika olacak.
Look, what in a way I made a way. Call my lane, I paved the way. Drew it up nice, I made. Evet, şu anda bitti. Render performansı da bu şekildeydi. 572 MB'lik bir çıktı almış. 4 dakika 38 saniyelik bir video. Bu da işte olur da cihazı alırsanız sosyal medyada size bunları sunuyor. Yorum kısmına yazabilirsiniz performansını. Evet, şu an cevizle fındık testine geldik. Cevizler kalın ve sert kabuklu. Bunu nasıl ispatlayacağım bilmiyorum ama çok korkuyorum. Ekran jelatini falan da yok. Var mı? Bakacağız. Jelatini varmış. Bak, bir şey olmadı. Jelatinsiz yapıyorum. Hazır mısın? Kırıyor. Hiçbir şey olmadı. Cam gibi. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle siyah göstereyim. Fındık bir tık daha sert. Böyle... Bak, hep aynı noktaya vurduk sabahtan beri. Hep şu bölgeye vurdum. Hiçbir şey olmadı. Okeydir, geçti. Dedikleri kadar varmış, sağlam. Arkadaşlar, kırılacak bir şey olsa ben anlardım zaten. Onu da söyleyeyim. Yılların tecrübesi var burada. Evet, genel olarak Honor X9'a bu şekildeydi. Honor'un dediği gibi orta segmentin en iyisi diye lanse ediyor. İnce, şık, ekranı gayet güzel bir cihaz. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Ya da şu an videoyu ne zaman izliyorsanız, cihazın sahibi varsa, kullanan varsa yorum kısmına yazabilir tecrübelerini. Cihazın güncel fiyatı açıklama kısmındaki linkte mevcut. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.